Hepsi yalan. Şu AK Parti'nin dedikleri hepsi yalan. Milleti sömürmekten fazla bir şey yapmıyorlar. Sadece insanları sömürüyorlar. İnsanları görüyorsun. Neye muhtaç ediyorlar görünüyor. Yani başka yerde bir yemek yesen 500 liradır. Bak şu burada 40 liraya İmamoğlu ekmek veriyor yani. Nasıl kazanmasın? Nasıl millet oy vermesin? Bu ülkeyi öyle sömürdüler. Ve sömürmeye devam edecekler. Sonları da geldi yani zaten. Son aşamada. Bu seçimde gözüküyor zaten. Ve ekonomi berbat. Ortada. Yani evet şu an sağlıkçıyım, tıbbi sekreterim de. Yani iş arıyorum bir taraftan. İş bulmak da tabii zor biraz. Ekonomi de berbat. Ortada. Düzelecek gibi değil. Yani düzelmez gibi ime geliyor bana. Peki bir genç olarak var mı? Yok. Yok. Maalesef hiç yok. Almancı hanımefendi buraya gelmiş 200 dolarla, 200 euroyla iki günü zor geçirdim diyor. Buradaki insanlar nasıl geçiniyor ben şaşırıyorum diyor. Yani bir domatesin kilosu olmuş en kötüsü 20 lira. Kışın 80 lira, 90-100 liraydı. Yani ekonomi düşmez. Çünkü üretim yok, tüketim çok. Hayvancılık gitmiş, tarım bitmiş. Nasıl olacak? Her şey dışarıdan. Suriyeliler içeride, Afganlar içeride. Bunlar çözüm olmadan nasıl olacak? Yalan. Bence yok umudum. Umudum yok. Düzeleceğine de inanmıyorum. Başka? Var mı sorunuz? Bence de düzelmez. Çünkü kamudaki harcamalara kısıtlamadıktan sonra düzeleceğini zannetmiyorum. Halktan alıyorlar. Emekliden alıyorlar. İşçiden alıyorlar. Vergiler odur budur. Kendileri için düzelir mi? Düzelmez. Ancak düzelirse yeni bir iktidar, yeni bir insan mı, yeni bir ekip mi diyeyim, yeni bir sistem mi? Öyle düzelirse. O da bir 10 sene gider, halk rahatlar. 10 sene sonra tekrar aynı. Teşekkür ederim. Nerede keşke olsa da memleket herkes refaha ulaşsa, gittikçe dibe vuruyoruz. Sizce memnun musunuz? Siz memnun musunuz? Değiliz. Keşke memnun olsa. Ekonomi battı, memleket bitti. Yani üretim yok. Üretim olmayan bir yerde geçinme olur mu? Hep hazır oradan al, memura ver, memur. Emekli sürünüyor. Emekliyi gören yok. Keşke yani iyi şeyler söylemek isterdim ama olmuyor işte. Enflasyon mu? Düşmeyecek. Daha kötü olacak. Yenilenme şart. Enflasyon düşecek diye konuşuyorlar değil mi? 220 ile giden bir araba birdenbire durdu mu ne olur? Durabilir mi? Enflasyon öyle. Önce bir yavaşlatacaksın. Enflasyonun hızı kesilmemiş bir kere. Hızı kesildikten sonra düşürebilme şansın var. Bu yani bu politikayla da bir, ikincisi de bu ekonomide de enflasyon düşmez. Çok basit bir şey. Yani her şeyi dışarıdan alan bir ülke nerede düşecek? Onu söyler misiniz ya? Böyle bir şey yok. Üretim yok. Ne bileyim yani nasıl diyeyim ki üretim olmayan bir yerde de tüketim, toplum tamamen tüketim toplumu oluşmuş. Bu tüketim toplumunun üstünde de bir ekonomi baskı var. O baskıyla beraber ne yapmaya çalışıyorlar? Yok enflasyonu düşüreceğiz. Böyle bir şey olmaz. Yalan nasıl düşürecek? Üretim var mı? Yok. Nasıl düşecek? Ben de onu anlamıyorum. Sen söylüyorsun, senin söylemenle mi düşüyor? Bu demedi mi emekliler yılı olacak? Oldu mu yıl? Olmuyor. Bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hiçbir şey olmuyor zaten. Hep tersi oluyor. Ben ne diyeyim enflasyon falan düşeceği yok. Her şeyle bir miktar düşebilir. Bu çarpan etkisi falan diyorlar da ben de bu etkiyi pek şey yapamıyorum. Nasıl bir etki bu? Nereye çarpıyor? Başka bir yere çarptırsınlar da otomobil fiyatları düşsün. Düşmüyor. Dolar yükseliyor. Ya doları aynı yerde tutmak için Merkez Bankası her gün dolar satıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bırak sal gitsin. Vallahi söyleyeceğim bu kadar. Düşmez. Türkiye'de hiçbir şey düşmez. Düşmesi neye bağlı biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir an önce ben bırakıyorum bu işi demesine bağlı. İnanın bana %40 geriye gelir. Çünkü kimse güvenmiyor. Avrupa güvenmiyor.
Onlar güvenmeyince para göndermiyor. İş adamları güvenmiyor, parasını yatırmıyor. Millet Fransa'da sokak alıyor. Kendi iş adamları bile güvenmiyor. Güvenmiyor ülkeye. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum yani, inşallah düşer. Temennimiz o yani. Temennimiz o yani, düşer diye bekliyoruz yani. Yapacak bir şey yok yani. Ya, mümkün değil, alamıyoruz tabii. Ekonomiye önem vermek gerekiyor. Çiftçiye önem vermek gerekiyor. Yani yardımcı olmak gerekiyor. Bence en önemli çiftçinin üretmesi yani. Yani öyle düşünüyorum yani. Ona önem vermek lazım her şeye. Her şeyden önemli o bence yani. Benim düşündüğüm o yani. Yani çiftçi ekecek, biçecek. Ondan sonra ne yapacak? Sorunlar çözülmesi lazım yani. Başka türlü olmaz ya. Bu hale kim getirdi ülkeyi? Yeterli mi cevap? Ekonomi uzmanı olduğunu söyleyen ekonominin acaba E'sinden haberi var mı? Yeterli. Teşekkür ederim. Dünyada besin ürünleri şu anda ucuzluyor. Yunanistan'da biftek ne kadar biliyor musunuz? Bizim parayla 162 lira. Biftek. Demek ki üretiyorlar. Biz de bol bol beton ürettik Türkiye'de. Teşekkürler, sağ olun. Hiç umudumuz yok. Niye umudumuz yok? Çünkü Cumhurbaşkanımız belli zaten. Adam manda yordu yiyor, Medine hurması yiyor, öbürü istakoz yiyor. Halk düşüne yok ki. Hani halkın içine inmeleri lazım. Halkın içine inmedikten sonra enflasyonu düşüremezler. Diyanet İşler Başkanı kendine özel bir araba alıyor. Ya böyle bir ekonomi olur mu ya? Neymiş? Dışarıya gitmek için, yani iller arasında o arabayı kullanmak için. A8 Audi alıyormuş. Bu ekonomi olmaz ki. Yani ekonomi nereden başlar? En yukarıdan başlar, aşağı doğru inmesin lazım. Herkes, 11 tane uçak var. Adam, Cumhurbaşkanımız çıktığı zaman 60 tane arabayla geziyor yani. Ekonomi düşer mi? Hayatta düşmez. Hani onun için ekonominin düşmesi için bir sistemin değişmesi lazım. Yani doğrusu yani AK Parti'nin gitmesi lazım. Artık doldu. Zamanı doldu. Yani yeni bir değişiklik şart bu ülkede yani. Onun için yani 1 Mayıs'ta da gördük yani. Bütün askerleri, subayları, polisleri dikmiş de gönderme. Hani Taksim'e çıksak ne olur, çıkmazsak ne olur yani. Ekonominin ne alakası var bunun yani. Ama adamla bırakmıyorlar. Adamlar ne diyorlar? Biz diyorlar biat istiyoruz. Biz de hizmet istiyoruz. Artık bu halk, 85 milyon insan artık hizmet istiyor. Hizmetin de olabilmesi için halka inmeleri lazım. Bakanlarını değiştirmesi lazım. Hep aynı adamları görüyoruz. Merkez Bankası 2 ayda bir değişmemesi lazım. Ondan sonra İçişleri Bakanı 6 ayda bir değişmemesi lazım. Bu ülke böyle kalkılmaz ki. Bu ülkenin kalkınabilmesi için yani iyi riyakat, hani iyi insanların gelmesi lazım başlarına. Biz bunu bekliyoruz yani. Hani bu hükümetin artık değişmesi lazım. Ekonomi berbat. Yani şu Türkiye'nin ekonomisi milli ekonomi olması gerekirken dolara endeksli. Ondan sonra ne bileyim ben bu şeye göre söyle şunu, borsaya göre endeksli bir ekonomi. Bunu altının yükseltmesiyle, düşmesiyle veyahut da belli bir seviyede tutup da ekonomi düzeltmenin bir anlamı yok. Üretim, üretim, üretim. Yani şu satılan tarlalar veyahut da köylüye yapılan hakaretler, yani uygulanan politikalar şöyle köylünün lehine çevrilse, hayvancılık biraz desteklense, aşağı yukarı işsizliğin %5 daha az azalacağını, üretimin de biraz arttığı zaman %3-4 daha eklendiği zaman işsizliğin çok düşük bir maksimum seviyeye çıkacağını, sıfır olmaz bu. Amerika, Rusya, Almanya, diğer batılı ülkelerde bile refah seviyesi ne kadar yüksek olduğu halde belli bir sınırda işsizlik var. Ama önemli olan milletin enerjisini çekecek pozisyonda işsizliğin olmaması önemli. Ben şu anda beklentim sıfır, hiçbir şey beklemiyorum yani. Bence düşmeyecek çünkü düşeceğe de benzemiyor. Hayat daha çok pahalı oldu. Arada öyle bir düşme oluyor ama düşme olmayacak. Zannetmiyorum olacağını. İnsanlar da kötü durumda yani. Ne söyleyeyim, ben de inanmıyorum açıkçası düşeceğini. İşin gerçeği artık zaman gösterecek ileriki. Gerçek bu. Ama çok güzel, çok memnunuz. Yani güzel şeyler yapayım ama ona da inanıyoruz yani.